Çarpan yüreklere selam. Aslında. 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 Hey Tolksun hastaları, delileri. Bu çok fazla gitmiş. Böyle değildi bu. Şöyle miydi hafif böyleydi. Hey Tolksur hastaları, delileri, manyakları kafaya kırmışlar arkadaşlar. Bu sene Beşiktaş'ı forveti zaman zaman terk etti. Kalecisi bir ara bir kırmızı mırmızı gördü terk etti. Teknik direktörleri birden fazla kez terk etti. Sağ beki, sol beki, işte Afrikalı futbolcusu öylesi böylesi. Onlar bak gün geldi terk etti. Başkanı zaten neredeyse hiç gelmemişti. Yönetimi terk etti. Başkanı terk etti. Bir şey terk etmedi. Rabbi terk etmedi. Beşiktaş Kasım 26 itibarıyla Beşiktaş futbol tarihinin en şanslı sezonunu yaşamaya devam ediyor. Rabbime hamdolsun. O Avrupa kupalarına gideceğiz. Allah'ın izniyle. Ben böyle bir şey görmedim. Ben Beşiktaş'ın 20 senedir maçını izlerim. 23 20, 20 yani son 22 23 senesini net hatırlıyorum. Şansının bu kadar yaver gittiği bir sezon ve bu kadar da şansını gerek yani şans kartımızı bu kadar kullanmamamız gereken bir sezon. Abi bu Samsun maçı yani kazanılacak maç değil. Bir de inanılmaz bir yağmur var. Yani İyi takım olsan da hani şurada Fenerbahçe Galatasaray'ın işi de zor. İnanılmaz bir yağmur var. Cenk Tosun penaltı atarken sandım ki Gülben Ergen'in Ergen Giden Günlerim Oldu klibini çekiyoruz. Giden günlerim oldu. Orada havadan duştan şey geliyordu. Aynı. Suyun miktarı aynı. Çocuk kaçırdı zaten penaltıyı. Ondan sonra gel. Penaltıyı kaçır, top yine önüne düşsün, onu at. Ama yani göz gözü görmüyor, inanılmaz bir yağmur. Sonra rakip inanılmaz bir pres. Üstüne geliyor, bam 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 bam. Bir şey yapamıyorsun. İkinci yarı öyleydi böyleydi, bir tane daha atıyorsun. Kolinin kıçına çarpıyor, başına çarpıyor, giriyor. Maçı alıyorsun, görüyorsun yani... Beşiktaş'ın çok şanslı sezonlarını hatırlıyorum. Hakikaten saç baş yolduğumuz sezonlarını hatırlıyorum. Ömür eskittiğimiz sezonlarını hatırlıyorum ama bu sezon şanssız sezonlarının hepsinin ağını çıkarmış gibi bir şansla giriyor. Rıza Hoca helal olsun. Ben Rıza Hoca po maçı kazanamasa da Rıza Çalınbay'ı eleştirmeyecektim. Çünkü Rıza Çalınma'yın elinde bir şey yok. Yani onun aldığı, kurduğu bir takım değil. Onun yaptığı bir takım değil. Sonradan gelmiş. Ne yani bir haftada iki haftada adama ne katabilir? Onun bir suçu günahı yok bence. Ee, yani Rıza çalınmayıp puan kaybında da eleştirmeyecektim. Yani bu takımın bu kötü oyun oynamasının bir benim gözümde Rıza hocaya yazar bir kıymeti yok. Yine de 3 puan aldı. Helal olsun Beşiktaş'ı. Bir şekilde Avrupa kupalarında e, katılım hakkını yani 3. Adana Demirspor mesela Trabzonspor çok iyi gidiyor. Adana Demirspor iyi gidiyor. Onların önünde 3. olarak Avrupa kupalarına katılım hakkının alınması şu an bütün Beşiktaş teknik ekibinin yani Beşiktaş'ın şu an olağanüstü bir gündemi var. Bir olağanüstü seçim hazırlanıyor. Ama bütün Beşiktaş A takımının Beşiktaş futbol aklının, beyninin tek konsantrasyonunun Adana Demirspor ve Trabzonspor'un önünde ligi 3. bitirmesi olması lazım. Mesela bak Trabzon yenerse yarın 3. oluyormuş. Ama onun dışında güzel bir galibiyet oldu. Neşeli bir maç. Paku burada, Ali burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ne diyorsun Paku? Güzel kazandık. Eze eze bir galibiyet. <laughs> eze eze bir galibiyet. <laughs> Tanrı yanımızdaydı ne diyeyim ya. Valla bu sene sık sık yanımızda. <laughs> ee, sofa skoru da açacağım. Puanları da kıyaslayacağız. Kendimiz de puan vereceğiz. Ama Beşiktaş adına talihli bir gün. Ee, Talih yanında bu Brüjde deplasmanında da aynı şey olmuştu Beşiktaş'a. Bugün de oldu. Çok önemli. Yani kazanılması gereken yerlerde kazanılması önemli Beşiktaş her puanı arar Çünkü çok fazla puan kaybetti zaten ee, Bu kadar yani Puan kaybettikten sonra artık Böyle hani Samsun deplasmanı falan gibi e, Kendince ekstra yerlerden e, Bir şekil çıkması lazım Şöyle 1'e aldık Puanlara geldik Omar Kolin'in 8.6'sı ile göz göze geldik Aa, Hak edilmiş bir puan ya bir Yayın verebilir misin? bize abi Size de yayın atıyorum hemen tamamdır. Şimdi Ben bir kere şunu söyleyeyim. Samsun bugün de kaybetti ama Samsun'un kaybettiği Fenerbahçe maçı galiba Fenerbahçe maçından sonra da aynı şeyi söylemiştim. Samsun gayet iyi takım. Bugün kötü zemine rağmen yine elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok fazla denedi. Çok fazla zorladı. Çok fazla çabaladı. Olmadı. Ama yani Samsun Spor küme düşse üzülürüm hakikaten üzülürüm çünkü küme düşecek futbol oynayan bir kulüp değil yani çaba var bir yani bakıyorsun Beşiktaş'a tamam Beşiktaş çok iyi değil ama mesela Fenerbahçe'ye karşı da aynı çabayı isteği görüyorduk gerçekten istek var çaba var bir sonlarda bir bitirmede bir sorun yaşıyorlar yani bitirme işini çözemediler ki bunu da yazın demiştik. Yani Samsun Spor'un falan transferlerine bakarken demiştik ki ya bir tane leblebici atsaydınız keşke kümede tutardı. Mesela dün Alanya'ya da aynı şey dedik ama Alanya'nın arka taraf da kötü. Bunların arka taraf fena değil. Bak Emre Kılıç, Taylan buraların adamı. Ben Aser sakatlandı çıktı ama iyi topçu. Olse hiç fena topçu değil. Zeki Avru, Soner Gönül. Bu ligin bekleri. geleni gayet beğendim. Bak geleni gayet beğendim. Okan 50 yüzü stoper. Okan Kocuk gayet süper lige yeterli kaleci. Şatkayı beğenmedim. Drongelen'in yanındaki olanı pek beğenmedim ama yani bir stoperle işler kötüye gitmez. Mumanji, Muman Dilmanji bugün golü atan olan. Ama çok da kaçırdı. Çok kaçırdı. Yani şimdi acayip bir gol attı evet. Ama çok da kaçırdı. Yani bilmiyorum. Mesela Beşiktaş'taki puanlara gelelim. Ben mesela Mert günü 16.7'sini doğru bulmuyorum. Bence Mert hani gol 7 diye düşük vermişler büyük ihtimalle ama bir tane kornerden gelen topu bir, acayip çıkardı. O bile Beşiktaş'ın maçın içinde tuttu ve maçı Beşiktaş'ın kazanmasını sağladı. Bence ben Mert'e en kötü 7 veririm yani. Pas isabeti yoktu belki. Belki o da etkilemiş olabilir. Ya pas isabeti yoktu da abi öyle bir yerde sağdılardı ki zaten önündeki adamı ya, göremiyordun tabii. yani. Şu Bilmiyorum. an puanıyla göz gözeyim. Muleka 7.4 mi diyorsun? Muleka'yı falan konuşuruz <laughs> ya. Rozier 7.6. Rozier ilk golün penaltısını aldırdı. Yani kötü değildi. Savunmada da konsantreydi. Ee... yani bugün iyi oynadı. Yani keyfi isterse iyi oynuyor. Ben öyle adam sevmem. Daha önce de söylemiştim. Yani ben Rozier'in Beşiktaş'ta Olmaması gerektiğini inanıyorum. Bugün iyi oynamış. Bugün yine tekrar edeyim sözümü. Yani ben Beşiktaş'ta Rozier'in olmaması gerektiğini inanıyorum. Çizgiden top çıkardı doğru ama yani keyfi olunca iyi oynayan adam benim seveceğim bir adam değil. Bana her maç belli bir standartta oynayan adam lazım. Ben Beşiktaş'ın bu sene UEFA Konferans Ligi'nin elenmesini hala Roziere bağlıyorum. Yani Beşiktaş o gruptan bütün bu kötü kadro planlamasına rağmen çıkardı. Yani bütün kötü teknik kararlara, bütün kötü idari kararlara rağmen Beşiktaş bu sene UEFA Konferans Ligi'nde gruplardan çıkardı. Yani 6-7 puanla bile çıkardı. Beşiktaş'ı sattı. Hani insanlar diyorlar ya Beşiktaş'ı sattınız, bilmem ne, Beşiktaş'ı satanlar işte Tümer, Pembe teskere, işte kim var öyle? Beşiktaş taraftarını sattım hatta diye işte Onların birinci sırasında Rozier vardır. Bak, onların birinci sırasında Rozier vardır. Rozier Beşiktaş'ı 2-3 yerde alenen satmıştır. Yani bir tanesi de Lugano. Ben o maçı hayatım boyunca unutmayacağım. 2-0 giden maçta niye rakibine öyle kayıyorsun? tribündeydik ikimiz de. Yani tribündeydim ben çıktım zaten. 2-0 dakika 83 kırmızı gördü dedim burası can artık can sıkıcı bir yere gider. Tabii ki 3-2 olacağını tahmin etmedim de yani bir an evvel trafiği de kalmayayım dedim çıktım. Çıktım aşağı indim 3-2 maç. Yani benim nefret ettiğim bir adamdır. Ama bugün iyiydi yani bugüne dönelim. Haksızlık yapmayalım. Bugün hakikaten iyiydi. İyi de oynadı. Bir yerde Getson'un kaybettiği abuk soğuk bir top yüzünden Rozier ...ceza çekti ve sarı kart gördü. Yani sarı kartı da çocuğun kendi hatası değil. Yani. E, Getson'un hatası. Getson bugün paslarda falan yanılmaz kötüydü. Yani Getson'un puanına geçeriz de. Geçelim bir şey söyleyeceğim. Amir fena değildi. Zaten Amir, Salih... ...ikilisinden en azından birinin... ...ki Getson sağdaysa... ...ikisinin de sağda olması lazım. Çünkü Getson berbat bir pasör. Yani... Getson'un Getson'un ya berbat şutör, berbat pasör ama her şeye rağmen rakip kaleye ne kadar yakın olursa Beşiktaş için o kadar iyi. Çünkü öyle yerlerde pas kaybı hatası yapıyor ki birileri arkasını toplamazsa Beşiktaş gol yer. Yani e, geriden topu alacak adamın Amir ya da Salih olması lazım. Getson'un olması lazım. Berbat bir pasör. Yani Beşiktaş'ta belki hani dripling yeteneği, top sürme yeteneği, enerjisi belki de Beşiktaş'ta gördüğümüz bu açılardan en iyi orta saha biri. Yani dripling, top sürme enerji işte dikine koşuyor. Bu buralarda belki Beşiktaş'ta gördüğümüz en iyi adam ama yani neyse puanlamaları nokta 7.6'sına iştirak ediyorum. Necip 7.2. Bence Necip evet, için de kötü bir maç değildi. Bir taçta bir hata yaptı. Orada Beşiktaş golleyebilirdi. Orada hakemle çok muhatap etti. Herifler hızlı kullandı. Orada Beşiktaş golleyebilirdi. yedi ee, Rozier'e 7.8 vereyim. Biraz daha torpilli gideyim. Necip'e 7.5 vereyim. Yani kazanan takım deplasmanda ne olursa olsun biraz boldan vereyim Beşiktaşlılara. Ee, Koli Koli de bence kötü değildi. Garip golü de gayet yani. iyi oynadı. Golü şans golü yani. O durduğu yerden yani çarptı topu ama sonuçta attı. Ama golü atmasa bile defansta da çok iyiydi. Defansta değil. da hata yapmadı. 8.6 vermiş şey. Ee, sofa. sofa. ben ben de 8.6'sına uyuyayım. Masuako'nun 6.5'u var. Masuako böyle bir de bir sakatlık yaşadı. Garip bir sakatlık yaşadı ya. Bir şey oldu çocuğa gol yedikten sonra galiba. Gol yedik. Yüzüyle ilgili bir şey oldu. Yüzüne bir temas mı geldi? Darbe mi geldi? Bir şey oldu yani. Olur abi. Bizim takıma her şey olur abi. Sakatlık. Abi, bizim takımda tuhaf oluyor sakatlık işleri. Tabii canım. Rozier'in ekürisi ya. Bunu da sevmiyorum. Bunu da yollayın. Ben zaten yani yeni, ben mesela koli 8.6 dedik. Lozier 7.6. Hatta ben Lozier'e bugünkü şeyi için torpil geçeyim 8 diyeyim. Ama ben yani yarın başkan olarak gelsem Rozier, Koli, Masuako bak bugünün erken iki tane çok iyi oyuncusu. Üçünü de yollarım. Sebepleri de belli. Yani Omar, Koli Masuaku, Rozier. Yeni gelen başkan Beşiktaş'ta bu adamlarla ilgili derin bir araştırma yapsın. Ya oynamadıkları sürelerle, şey ya. oynamadıkları dönemlerle ilgili araştırma yapsın. Neden oynamadıklarına dair bir ...iki... ...özel hayatlarına dair. Bu üç oyuncuyla ilgili de araştırma yapılsın. Yani soru işaretleri olan adamlar bunlar. Bunlarla ilgili derin araştırmaların yapılması lazım. Yani tuhaf... ...yani yaşantıları falan da tuhaf bu adamlar. Masako 6.5 diyor bence ama bu 6.5'lukta bir günah yoktu çocuğun ya. Var mıydı? Hiçbir şey yoktu yani kötü bir şeydi... 6 İyi veririm. bir şeyini ben, bu de görmedik. Fazla. Kötü bir şeyini de görmedik. Ama 6.5'luk neyi vardı chat? Mas Masuakun'un 6.5'luk ne yaptı da bu kadar kötü? İsabetsiz çok orta açtı. Oradan dolayı mı 6.5 alıyor? Bakalım abi istatistiklerde. Niye 6.5 vermişler lan? Eee mücadele Devans kazanma olarak... 5'te 1. 19 top 19 kaybı. 19 top kaybı. Tabii. O top kaybı değil abi galiba. Pozisyonu Pozisyon kaybı. Pozisyon kaybı ne oluyor? 19 çok fazla bebek oyunu. 19 bir şey. çok fazla. 11 bir tane çalımı var. Uzun top atmış, 7'si isabetli. 2 orta açmış, 1 isabetli. Abi bir tane anahtar pası var. Pas yüzdesi %84. 87 kere topla buluşmuş. 19 kez kayıp yapmış. Bu yani. Omar Koli maçta çok bağırıyordu ya buna bağırıyordu işte. Bütün ataklar oradan geldi. Neyse biz de o zaman sofaya uyalım 6.5 diyelim fazlasını vermeyelim. Ben biraz daha bugün özellikle sevmediğim bu Afrikalı gruba karşı biraz daha ya da Afrika kökenli Fransızca konuşan gruba karşı biraz daha bol tutayım puanları. Çünkü normalde çok yerin dibine sokuyoruz. Bugün biraz puanları iyi vereyim. Puanlamaya şöyle başlayacağım. Soldan başlayacağım. Onur Bulut 6.4 fazla bile. 6 diyorum ben. Ya yani ilk yarı ilk pozisyon. Alek daha yağmur zemine çökmemiş. Tertemiz zemin. Alex Oxlade Chamberlain öyle bir pas atıyor ki Onur Bulut'a. Yani yani <laughs> yani yani anladınız. Yani bir adım <laughs> geriden alacak topu. Bir adım geriden alacak. Zaten Chamberlain'in bak maçın tekrarını izleyen insanlar şu dediğim sahneyi tekrar sarsın izlesin bak. Todu falan olan adamlar için şimdi time code atıyorum. Bu pozisyon yaşanıyor. Devamında Chamberlain'in yüzüne Bain Sports kamerası zoomladığı bir an var. Yani o zoom şu. Ya biz hayatımızın içine sıçmışız. Bunlarla top oynuyoruz hani bak orada Chamberlain'in suratında bir hüzün var bak. Onu herkes tekrardan gitsin bulsun. Yani öyle bir pas atıyor ki yani ay, inanılmaz milimetrik atıyor. Bir adım geriden çıksa golü atacak. Maç içinde de beğenmedim Onur'u. Yani ki normalde çıktı zaten. Yani bu kadar eşe yapmam ama bugün hakikaten çok kötüydü Onur. Onur'da Kanat yokum. Oyuncusu. Kanat oyuncusu değil bir de Onur abi. Yani. Onun da etkisi var. Bek oyuncusu normalde. Biraz yani onun da etkisi oynadım. vardır mutlaka. Bu arada ok hatalı pozisyonda diyor chat. Allah beyler ben katılmıyorum. ya gibi pas bir adım geriden çıksan. Ki orada topu sana attıktan sonra offside pozisyon sonunda kalktı. Yani bir adım geriden çıkacaksın orada. Hadi onu çıkmıyor offside diyelim. Topu aldıktan sonra bir tercih de kötü. Yani savunma oyuncusu orada top kendi kalesine yolluyor. Yani bomboş pozisyondaki rakibe direkt topu nişanlıyor. Yani pas inanılmaz bir pas. Ona bir adım geriden çıkacaksın. Getson Fernandez. Kaç. Vallahi ben 6.9 bile vermiyorum Getson. O Fernandez'e 6.5 veriyorum. Yani ben Masuaku'dan daha iyi demem. Yani Masuaku'ya... Sana... Sana bir şey diyeceğim abi. Getson Fernandez bize ilk geldiği zamanlarda bu herifi hiç ileride görmüyorduk. Keza Şenol Güneş falan onu öyle kullandı. Rızacı geldiğinden beri bu adam neden son numaraya iniyor? Beceremiyordu. Artık yani birinin bir şey demesi lazım. Ya pas yeteneği zayıf. Karar mekanizması zayıf. O yüzden önde etkili olamıyordu. Şimdi bir oradaki da mesele ne Aynı biliyor musun? Bütün bir hocalar, bunu Şenol Hoca da yaptı ilk geldiğinde. Bütün hocalar Getson'a şey diye bakıyor. Oynatamamışlar bu çocuğu. Cevheri çıkaracağım bundan falan diye bakıyor. Bunu bir önce öne atıyor. Hatırla geçen sene Şenol Güneş'in geldiği ilk dönemi. Evet. İlk döneminde Getson öndeydi. Hatta o dönem diyorduk ki ne yapacaksın? Ne? Getson'dan bir talişka mı yapacaksın hocam falan diyorduk. Bu herifi bir 4-5 maç 10 numarada izliyorlar. Ondan sonra e, batırıyor vazgeçiyorlar. Ama batırma nedeni kendi değil. Bak Alperen Doğan kardeşimiz biliyorsunuz arkadaşımız. Alperen Doğan bugün maçta maç sırasında çok güzel yazmış. Get sonu rakip kaleye yakın oynatabilirsin. Onda bir sıkıntı yok. Ama Get sonun arkasına Get sonun ee, kreatif işler yapmasına sebep olacak oyuncular koyduğun zaman Getson batırıyor abi. Ne zamanki Getson'un arkasına yani işte 1-8-2-6 ama altılar böyle işte Pirlo gibi Piyaniç gibi altılarla oynatığın, oynattığın sistemi düşün. Yani oyun kurucu altı kim var sende Amir var kim var sende Salih var kim var sende işte Demirege var bu adamlarla beraber kullandığın zaman yani get sona sen sadece link yap sen sadece adam eksilt sen sadece içeri koşu at dediğin zaman çok o zaman sana adam. çok etkili oluyor. Ama sen geç sonra ne zaman diyorsun ki ben geride çok baskı altındayım gel geriden beni çıkart. get son batırıyor abi. son batırıyor Getson son sahanın en kötüsü oluyor. Bugün Beşiktaş adına sahanın en kötüsü bence get son. Cenk'le beraber. Birazdan Cenk'e de geleceğim. Yani Cenk'in attığı Yapam rağmen felaketti yani. Abi yapamayacağı işler istiyor Getson'dan. Getson'a yapamayacağı işleri ve yüklüyorsun. Yani Getson'un sıkıntısı o. Yapamayacak belli ki adam. Ne gerek var yani bunları bu adama yüklemeni? İşte on numaramızın olmamasının getirdiği sebepler. Chamberlain. Yani. Abi bak ile ilgili mesele şu. Bence Bailey'deki mesele de o. Ben bu transferleri eleştirirken insanlar bana hep şunu diyor. Abi iyi transferler bunlar, iyi topçular bilmem ne. Arkadaşlar ben kötü topçular demiyorum. Bugün Chamberlain bence yine iyi topçu olduğunu gösterdi. Bir iki yerde gösterdi. O sana o kokuyu veriyor, o rayayı veriyor. Sorun şu. Kaç dakika gösterdi sana bunu? 65'ten sonrası yok. Çıktı zaten. Yerde. Ne zaman çıkıyor? Ee, Mustafa Yumlu'dan sonra çıkıyordu. Yok pardon Zeki Yavru'nun çıktıktan sonra. 76, 78. Chamberlain 78. Peki sana 78 dakika bu topu oynadı mı? Oynamadı. Yok. Çünkü adamda o yok işte. Yani ben bu transferi eleştirirken e abi Chamberlain'i eleştiriyordum. Bak güzel oynuyor. Abiciğim oynuyor. 20 dakika oynuyor. Yarım saat oynuyor. E Bailey eleştiriyordum. Bak Bailey elimizde yeni stoper. Bak Beyli nerede? Masanın altında sallanıyor Beyli. Bu adamlar sağlıksız adamlar kardeşim. Kondisyonları, sağlıkları artık bu seviye bir futbolu kaldırabilecek adamlar değiller bunlar. Bu Chamberlain'i yeni gelecek başkan 3 sene daha ödeyecek ve es bunları alan, bunları Beşiktaş'a yük eden adam utanmadan, yüzü kızarmadan bu kadar yüzü kızarmamasına sına ben inanılmaz hayret ediyorum. Programlara çıkıyor. Beşiktaş'ın bir sonraki başkanını seçmeye çalışıyor. Ya sizin Beşiktaş'ın bir sonraki başkanıyla ilgili fikir belirtirken yüzünüz nasıl kızarmıyor Ahmet Bey'e? Nasıl kızarmıyor yüzünüz Beşiktaş'la ilgili bir konuda fikir belirtirken şu hastanelikleri şu bitikleri Beşiktaş'a yapıştırıp yapıştırıp bir de Beşiktaş'la ilgili fikir belirtmeye yüzünüz nasıl kızarmıyor ya? Bak adamın nefesi yetmiyor. Kondisyonu yetmiyor. Yetmiyor kardeşim. Yoksa niyetinde karakterinde bir sıkıntı yok. Yok yok. İyi topçu abiciğim. iyi topçu adam. Ya iyi futbolcu olduğu Chamberlain'in her halinden belli. Yani saç tıraşından bile belli. Chamberlain'in suratından bile iyi oyuncu belli. İyi futbolcu oldu. Kaliteli bir oyuncu oldu. Ama işte o nefesi yok adamın kardeşim. Nefes önemli bu işlerde de biraz. Yani bu nefesi yok adamın. Ben 7.3 vermiş Sofa. Chamberlain'e biraz kayırmacılık yapacağım. 7.5 yapacağım. Chamberlain'i seviyorum. Yani yani Chamberlain'den bir şey olacağı yok. Chamberlain'i alanları sevmiyorum ama Chamberlain'i seviyorum. 7.5 vereyim. En azından oynamaya gelmiş. Yani en azından oynamaya bir şeyler yapmak istediğini anlıyorsun. Tatlı sevimli de bir adam. Ben tipini bifini de seviyorum. Bu aşı ee... Aşı 1.5 milyon olsa çok kimse eleştirmezdi muhtemelen. Tabii canım. Çünkü Sıkıntı 3 sen sene 9 saygı milyon saygı. para ödenecek olması Chamberlain'e. Kaldı ki 5 gün 6 gün bu ülkede bekledi Beşiktaş'la imza atabilmek için. Yani başka bir hiçbir talim yoktu Beşiktaş'tan başka da. Ee, çok oturup konuşulup anlaşılamaz bir adam gibi de gelmiyor bana. Yani beğenmediğin takdirde... Ee, oturup konuşup çözebileceğin bir konu gibi geliyor Chamberlain meselesi. Özellikle doğru düzgün bir yönetim seçersen. Ya da iyi bir kondisyonerle gerçekten kazandırman lazım. Ya da işte özel bir personal trainer mı tutarsın ya da işte Chamberlain'i ya biz bunu 65'ten sonra içeri atacağız futbolcusu mu yaparsın ama o maaşa öyle bir adam istihdam etmen saçma yani 65 sonrasına biz bunu hani onun kondisyonunu öyle bir ki ya bize 20 yılda 30 maç 25'er dakika oyunu değiştiren adam ol paketi yapar yapabilir misin onu bilmiyorum yani onları biraz bu sağlık falan işlerinden anlayan birileriyle konuşmak lazım. Yani bu adamın mevcut durumu 90 dakika 30 da 30 maç 90'ar dakika Beşiktaş'ta oynayabilecek bir durumu yok. Cenk Tosun ya ben Cenk'le ilgili ya bugün golü attı işte penaltıyı kaçırmasına rağmen top önüne düştü şans Tamamladı. yanındaydı güzel bitirdi her zaman bitiricilik olarak Türkiye'nin şu an aktif mesela en bitirici Santriforu bence hala en güvenilir ayaklarından biri. Beşiktaş'a inanılmaz hizmetleri var. İşte 20 küsür milyon euroya Beşiktaş sattı. Belki tarihinde uzun süre bir futbolcu 20 küsür milyon euroya sattı. Satamayacak böyle bir rakam göremeyecek. Ee, ama Beşiktaş'ın başkanıyım, futbol direktörüyüm, sportif direktörüyüm. Ve önümdeki kağıt Cenk Tosun'un sözleşmesi uzatılacak mı uzatılmayacak mı kağıdıysa o kağıda uzatılmayacak yazar imzayı atarım hiç elimde titremez. Cenk Tosun'un Beşiktaş'la asla ama asla devam etmemesi lazım. Fiziken berbat durumda Cenk. Yani belli ki artık bir şeyleri yapamıyor. Kafasında geçirdiklerini ayaklarına dökemiyor. Beşiktaş'la devam etmemesi lazım. Ya da Beşiktaş'ı çok seviyorum mutlaka devam edeyim diyorsa 3. Santrfor olarak çok yani böyle komik bir paraya devam ediyorsa hani ya maksat Beşiktaş'la futbolu bitirmek olsun gibi bir kafayla Necip'in kontratı gibi. Necip'in kontratı kaç bilmiyorum ama hani benim Cenk Tosun'a şu anki haliyle yazacağım kontrat 200-250 bin euro bandında olur maksimum. İki sene vereyim o kontratı Cenk'e. Eğer iki sene daha ben top oynayıp bırakacağım Beşiktaş'ta diyorsa, o da üçüncü santrifor olarak 200-250 bin euro. Bende Cenk'in bir ederi var şu an. Valla fazlasını Necim? vermem yani. Hele ki Beşiktaş'ın bu kadar zor bir gününde eski yönetim belki bu Cenk'lere, filmemlere bir buçuk imzayı attırıp yeni geleceklere bir kazık çakabilir. İnşallah öyle bir şey yapmazlar ama yapmayacak insanlar gibi durmuyorlar maalesef. Her şeyi yapabilecek insanlara benziyorlar bugüne kadarki yaptıklarından. Necip yıllık 5 milyon TL alıyormuş galiba. İşte benim dediğim para da aşağı yukarı ne yapıyor? 6 milyon TL yapıyor değil mi? Aynen. Tamam işte 6 milyon TL duruyorsa durabilir ama benim şu an bildiğim istediği rakam 45 milyon TL ki yani hemen ya. teşekkür edilmeli. 45 çok fazla. Bence Cenk Tosun kalmalı kadroda. Ne olursa olsun yerli kuralından dolayı da 45 milyon çok büyük para yapıyor. 500 bin euro ve iki senelik kontratı imza atarım ben Cenk Tosun için. Ama bazı şeyleri yapamıyor artık. Dizleri hiç gitmiyor Cenk. Jackson Muleka. Oh. Jackson Muleka'yı ben çok seviyorum. Attığı ben şut seviyorum. beni çok keyiflendirdi. <laughs> Son dakikadaki mi? Hmm. Jackson Muleka'nın sonda attığı şuta Beşiktaşlı ünlü yönetmen kimdi ya? Zeki Demirkubuz. Zeki Demirkubuz'dan bir film film istiyorum biliyor musun? Son şutuna. Bir cameo bekliyoruz. Hani o ama yani film Muleka topu aldığında başlasın ve bir buçuk saat boyunca Muleka'nın beyninde bir yolculuğa çıkalım ve şutla bitsin. Hani <laughs> son sahnede Muleka topa öyle abansın işte. Kaleyi karşısına alıp. Yani. Beni mutlu ediyor bu çocuk ya. Bu çocuğu sağda görmek beni mutlu ediyor. Abu Abubakar'ı görmekten falan çok daha mutlu ediyor bu adamı görmek beni sağda. Keyif veriyor benim. bu adam bana ya. Sebepsiz. Hiç hak etmediğim bir mutluluğu veriyor bu adam bana. Başka bir şekilde bir mutluluk veriyor. Yerine giren Tayfur hakkında ne düşünüyorsun abi? Tayfur Bingöl saçları mı kesmiş? Bir tık kırptırmış gibi de bugün çok kötüydü ya. Yakışıklı adama yakışıyor her şey işte. Beşiktaş'ın yedekler. Dedik. Tayfur Bingöl 6.7 yine diğerlerine göre iyi oynamış baksana. Beşiktaş Semih suyu sattı mı? Beşiktaş'ın eski yönetimi Beşiktaş'a bu kazığı da attı gibi duruyor. Semih soyu Beşiktaş yönetimi sattı mı? Çıkın açıklayın kardeşim. Yaptığınız anlaşmaları bile masaya koyup da çekmeceye koyup da açıklayamayacak kadar korkaksınız. Semih'i satıp satmadığınızı çıkın açıklayın. Beşiktaş tarihinin en korkak insanlarısınız. Anca milleti tehdit etmeye varsınız. Semih Kılıçsoy'u Beşiktaş kulübü sattı mı? Çıkın açıklayın. Yok mu yüreğiniz? Niye oynamıyor? Semih Kılıçsoy Muleka'nın oynadığı yerde, Abubakar'ın ayak sürdüğü, oynamak istemediği, naz yaptığı yerde Semih Kılıçsoy gibi bir çocuk niye oynamıyor? Milli başlarda her gün gol atıyor adam. E, U21'lerde gol atmadığı maç yok. Hepsi de şahane goller. Kime sattınız? Satarken kime sordunuz? Siz istifa eden yönetimsiniz. Niye topçu satıyorsunuz? Ekim'de bu kulübün kongreye gideceği belliydi. Semih'i ne zaman sattınız? Kime sattınız? Kim bu transferden ne para aldı? Yani siz cebinize aldınız anlamında demiyorum. Semih'in transferinden Beşiktaş'ın kazasına ne girdi? Semih'in işte varsa bir yetiştirici kulübü ona ne girdi? Menajerine ne girdi? Beşiktaş Semih Kılıçsoy'u niye sattı? Yeni yönetime sormadan Semih Kılıçsoy'u niye sattınız? Ya Beşiktaş'ta seçim bir an evvel olmalı kardeşim. Beşiktaş'ın bile isteğe, bak bile isteğe kötü duruma sokuyorlar. Birazdan konuşacağız. Birazdan konuşacağız. Abi Beşiktaş'ın bir altyapı jenerasyonu vardı yıllar sonra. Ya yani rezil kepaz ettiler mi? Tabii canım. Mahvettiler Semih. Beşiktaş altyapısını. Rıdvan Ağzımdan. Ersin, bak Rıdvan Ersin, Emre Bilgin, Serdar İmran. Saatçi, Semih Kılıçsoy. Emirhan İlkan. Emirhan İlkan. Berbat ettiler Beşiktaş'ı. Tarumar ettiler. Hepsinde de Ahmet Nurçevi. Niye? Beğenmiyorsa anasının evine gitsin memle. Bak sen gidiyorsun babanın evine. Beşiktaş'ın bir tane genci kalmadı. Bak sen gidiyorsun şimdi babanın evine. Bak bu çocuklar kaldı. Bu çocuklar çünkü Beşiktaş'ın futbolcuları, Beşiktaş'ın değerleri, kıymetleri. Bak bu çocuklar kaldı. Sen babanın evine gidiyorsun. Öyle kimse anasının evine gitmiyor ama bak sen tıpış tıpış gidiyorsun şimdi. Şu ihanetin tarifi yok abi. En büyük ihanetleri bu bence. Bu jenerasyonu rezil etmeleri. Yazık. Kongre'ye geçelim. Şimdi Kongre ile ilgili önce bir size göstermek istediğim bir tweet var. Sevdiğim, değer verdiğim de bir insan atmış tweetini. Ee, göstermemden yana bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Şimdi Ahmet Nur ve ilk yönetimindeki yönetim kurulu üyeleri Fikret Orman dönemini ibra etmiyorlar. İbra etmezlerken ibra edilmezken de ayağa kalkıyorlar ki kongre üyeleri de görsün bunlar hani bununla biz ibra etmiyoruz siz de ibra etmeyin gibilerde. parmakla gösterilen beyefendiye bakın. Kim bu beyefendi? Şurada. Hakan Daltaba. Kimi ibra etmiyor? Fikret Orman'ın son dönemini. Fikret Orman'ın son döneminin şimdi ibra etmemek ne demek? Bir adamı ibra etmemek ne demek? Bu adam Beşiktaş'ta yöneticilik yapmasın bir daha demek. Yaptığı Aslında işlerden şahibe işin... şaibe duyuyorum, şüpheleniyorum demek. Bu adamın ya yönetimini doğru bulmadım, yanlış buluyorum, şaibeli buluyorum. Bir daha bu adam Beşiktaş'ta yöneticilik yapmasın demek. Aynı Hakan Dal tamana bir daha bakalım. Hop burada Serdal Adalı'nın yanında. Yani bunlar yanlış. Bunun konuşulması lazım. Bunun ciddi şekilde konuşulması lazım. ...listesine de gireceği söyleniyor. Ben... ...Sayın Serdal Bey ile konuşma fırsatı yakalayamadım. Yakalarsam soracağım. Senin yöneticiliğini şaibeli bulan birinin... ...senin listende ne işi var? Var mı buna bir açıklaması Serdal Bey? Şimdi... Başka bir mevzu. Feyzur Çarı açıkladı abi Sarat, bu arada. Biz Şimdi başka bir mevzu. Başka bir mevzu. Aykan Aydın. Serdar Adalı'nın diğer yöneticisi Aykan Aydın. Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nde as başkan. Nereden hatırlıyoruz Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'ni? Anadolu Beşiktaşlar Derneği beni bu kadar bu arada günde üç kez arıyor. Kongreye gelecek misiniz diye. Benim telefonumu bir derneğe bana sormadan kim verdi? Buradan bütün Beşiktaş kulübündeki çalışan insanlara sesleniyorum. Bir çoğunuza dava açacağım. Çünkü ben kulübe bu telefon numaramı derneklere verin diye vermedim. Bu Derniciler işin adayı. sorumlusunu Öğrendiğim dakika dava açacağım. Anadolu Beşiktaşlar Derneği beni ne hakla arıyor? E, kongreye gelip gelmeyeceğimi, gelemi gelemiyorsam bir araç tutulabileceğini soruyor. Yani bu derneklere ben bu telefonum verilsin istemedim. Ben Beşiktaş Kulübü'ne üye oldum. Devam ediyorum. Şimdi bu beyefendi... Anadolu Beşiktaşlar Derneği'nde as başkan. Anadolu Beşiktaşlar Derneği geçen hafta Hasan Arat'ın gidip herkes bu dinle dinledi Hasan Bey soru cevaba geçelim diye terslendiği yer. Bak buradan bütün dernek üyelerine sesleniyorum. Bütün Beşiktaşlı dernek üyelerine sesleniyorum. Serdal Adalı'nın Beşiktaş için daha iyi olacağına inanıyorsanız Serdal Adalı'ya oy verin. Ama işte o bizden o abi bunu istedi, bu abi bunu istedi, o abi bununla yakın, bu abi bununla yakın. Bunlar rezillik yapazelik işler. Bu adamların hiçbirinin bir faydası olmaz. Anadolu Beşiktaşlar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan Beşiktaş'ta yöneticilik yaptı. Beşiktaş'a ne faydası oldu? Hiç. Bir tırnık kadar, bir tırmık kadar bir faydasını hatırlıyor musunuz A Kemal Erdoğan'ın yaptığı yöneticilikte? şu konuda da büyük fayda sağladı. Çıktı konuştu konuşmalarıyla bizi yönlendirdi. Beşiktaş kulübü iyi bir hatipti iyi konuştu Beşiktaş'a fayda sağladı. Bir tane var mı? Lütfen inandığınız kişiye oy verin. Bu Serdi Adalı da olabilir. Ben her zaman söylüyorum. Kime oy vereceğiniz benim umurumda değil. Ama inandığınız adaya oy verin. Şimdi. Hasan Arat'la ilgili bir eleştirim var. Şimdi ona geçiyorum. Hasan Arat'la ilgili de bir eleştirim var. Şimdi. Feyyaz Uçar diyor. Kulübümüzde görev alacak. Futbol. Şimdi. E, Feyyaz Uçar. Eleştiri yapacağım kısım değil. Feyyaz Uçar doğru bir atama. Ama buna doğru bir atama diyorsun. Şuvamete niye doğru bir atama demiyorsun? Diyenler olabilir. Onu da söyleyeyim. Feyyaz Uçar bu işin eğitimini almış bir adam. Yani bu konuda eğitim almış, öğretim almış bir adam. Yani bakın. CV'sinde Çok iyi, yazıyor işte. Adam. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi, Spor Bölümü, Fut Futbol İhtisas mezunu. Ya beden eğitimi, spor ihtisas, futbol ihtisas mezunundan ne olur? Abicim en azından adam CV'sine böyle bir şey eklemiş. İngilizce, Fransızca, İtalyanca biliyor. Önemlidir. Bir Beşiktaş efsanesidir. tıpkı Fumo Mehmet gibi ama bir yandan da bu işin eğitimini almış. Şifo Mehmet. Hayatının hangi döneminde bir futbola, bir takıma futbol direktörlüğü yapmış da o takıma ayağa kaldırmış sorusu olabilir. Tecrübe sorusu olabilir. Ben de Hasan Bey'i görsem bunu sorardım. Futbol ihtisası var ama bir tecrübesi bu konuyla ilgili bir e, kafasında bir bu konuyla ilgili daha önce başarısız olduğu bile bir deneyimi olsa daha iyi olur ama yok. Şifamet'te de yoktu. Bu bence iki adam içinde soru işareti. Şimdi Hasan Erat'la ilgili esas eleştirim şu. Yarın 27 Kasım. Hasan Arat'ın listesinden kaç kişiyi biliyoruz? Beş altı civarı abi galiba. Nasıl 5-6 lan? İsmini sayabileceğim iki şu anda. Feyyaz Uçar var. Bir. Garanti, Bankası'nda gibi efendi beyefendi var. iki. Evet o kadar açıklamış. Ben daha çok açıkladı sanıyordum. Yani dedikodular var da açıklanan Şimdi Hasan Arat 2. diyor ki ben yedek üye de yapmayacağım. Bütün üyelerim Asuye. 13'ü de aktif çalışacak diyor. 11'ini bilmiyoruz. Şimdi bu eksi yazıyor Hasan Bey. Bu iletişimi güdüyor. Bu iletişimi niye güttüğü sorularına da bu insanları yıpratırlar diyor. Şimdi sabah Feyyaz Uçar'ı açıkladı. Feyyaz Uçar'ı yıpratan oldu mu? İki gün önce Garanti Bankası'ndan bir beyefendi açıkladı. Onu yıpratan oldu mu? Yok. Yok. Yani bu konuda şimdi Adalı'nın listesinden de iki kişi biliyoruz yazmış Turan. Turan sana farkı söyleyeyim. Çünkü Adalı şu an liste yapmaya çalış. <laughs> yani hazır değildi zaten. Adalı şu an birilerini telefonla arayıp listeme girer misin diyor. Yani bizzat bildiğim insanlar da var. Yani şu an yok ki adamın listesi. Yani hazırlamaya çalışıyor adam. Ama Hasan Bey'in var. Hasan Bey'in var. Sıkıntı orada. Ve Hasan Bey bu seçimde Serdal Bey'den en az 8 ay 10 ay daha hazırlıklı. Ve ben diyorum ki senin zaten Serdal Bey'i iletişim olarak e, proje olarak konuşma olarak, reklam olarak ezmen lazım Serdal Bey. Ezmen lazım. Çünkü sen 10 aydır hazırlanıyorsun. Ama öyle bir ezme görüyor musun dersen göremiyorum. Ya Serdal Bey listeye şeyi almış diyorlar. Beşiktaş TV'de çok kötü programlar yapan bir hanımefendi vardı. Dur 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 ismini böyle ünlüleri falan çağırırdı sıfır sıfır rating abla isted o var deniyor neydi ismi Anladım. Hazal Dediğini Hazal de. bir şey Hazal Kalkavan ha Hazal Kalkavan'ın babası çok zengin o, Kalkavan o. ailesinden Kalkavanlardan değil mi Kalkavanlardan yani babası Beşiktaş'a çok büyük paralar ver yani çok büyük dedim işte bizden büyük paralar veren bir adam <laughs> Hazal Kalkavan'da beş Beşiktaş TV'ye falan soktular bir ara. Bir bir, bir bir şeyler yapsın. Sonra bir kitap mitap yazdı. Kitabı da işte Beşiktaş'ta ünlü bir çevre olduğu için herkes paylaştı kitabı. Ee, taraftarsın sen taraftar kal gibi bir ismi var kitabın. <laughs> Gemin ederim bak açın bakın. Yani şimdi şimdi Beşiktaş'a yönetici olacak deniyor yani. Yani Serdal Bey arıyor yani. Bu, bul, bul bulabildiğiyle girecek seçime. Ne bulursa onunla girecek Serdal Bey. Benim peder ara ya. Serdar Başkan. Serdal Başkan'a benim bir önerim var. Kastamonu'nun gururu. <laughs> Beşiktaş Kartal Derneği. Beşiktaş Kartal Derneği de Aktif görev alan. Çok değerli bir siyaset Detay. adamı. Pakutex <laughs> Kerim Peder. Bekliyoruz davetlerinizi. Senin peder gerçekten azal kalkavandan kötü mü yönetici olurdu? Değil. Şu an zaten halihazırda yönetici. Neyi yönettiğini söylersek burada dolu kuçuklatırız bu arada. Yok yok. Ben o zaman senin pederle ilgili bir ipucu vereyim. Bir ilçe diyeyim siz anlayın arkadaşlar. <laughs> Selam olsun. Abi sen ol bari. Yayını kim Arkadaşlar Beşiktaş yönetici olunur mu ya? Beşiktaş yönetici olunur mu? Manyaklık ya. Beşiktaş yönetici niye olursun biliyor musun? Bir yani bir delisindir. Ben de delilik görüyorum yani. A delisin, B yolundasın. Başka bir yani hiçbir şey katmaz ki sana. Yol yani bir reklam yaparsın, güzel bir reklamın olur. A ya da hakikaten Beşiktaş'ta kafayı bozdun yani. Başka bir anlamı yok. Ben iki durumda da değilim şu an. Abi Beşiktaş yöneticiliği para kaybettiği ve küfür yediğin bir makam. Ya, Niye bunu isteyesin ki? Şundan dolayı istersin. Mesela Feyyaz Uçar'ın ki Beşiktaş sevgisidir. Buna %100 inanıyorum. Çünkü Feyyaz Uçar'ı zaten... Yani sokakta Feyyaz Uçar'ı tanımayan Beşiktaş ya da Feyyaz Uçar'ın rezervasyon yaptırıp da kabul edilmeyeceği bir restoran yok ki. Mehmet Özdilek için de aynı şey geçerli. Yani bunlar Beşiktaş sevdiği için bu rollere soyunan adamlar. Ama yani e, mesela X bir adam, iş adamı o niye giriyordur? E abi o da adam biz iş adamı olduk ama bizim hala çok fazla da bu sosyetede falan yerimiz yok. Tayyip Erdoğan'a hala ulaşamıyoruz. İşte İçişleri Bakanı'na ulaşamıyoruz. Örnek verelim miyim? Yani Beşiktaş yöneticisi olsak başka ulaşırız. Motivasyonuyla oluyordur. Çok güzel bir örnek var buna. Adnan Dalga Kıran mesela. Adnan Dalga başka bir adam mesela. Şu Fener'le şeyin 11'lere de bakalım gidelim. Maçımı izleyeceğim. Hadi bak. Beşiktaş Kongresi ile ilgili Fenerbahçe maç sonu. Arkadaşlar bu arada dün de yorum yapmışsınız. Abi niye maç sonu yorum yapma? Maç sonu yorumları bir saat. Bu her maçtan sonra böyle. Yani kalu bela maçı bile olsa bir saat. Ondan sonraki bir saat makara muhabbet oluyor. Fenerbahçe maç sonunda da bir saat Fenerbahçe maç sonu. Ondan sonra yine makara muhabbet olur. Hani bunu şimdiden söyleyelim. Kimse de üzgün olmasın. Ee, diyorum bir de Fenere bakalım. Hadi bakayım. Bir de Fenere bakalım. Hoca Abu bir yorumu yok mu? Mercedes'i de sıkıntı oldu. <laughs> Maalesef 2. oldular evet. Güven Yalçın mı? Can Keleş mi? Ne iyi takım lan. Eyserik mi? 6 numarada Fegulu oynuyor. Fener 22 tane falan atar Karagümrük'ü. Maç Federico sonu tahmin 22 ya da 23-0 Fener. Pardon 23-1. Güven bir tane atar. Fener'de Fred yok. Sabah 11'de olacak diye bir iki bir şey okumuştum. Kolpay çıktı. Savunma Sokrespo beklediğimiz gibi. Orta saha Fred'siz eldekiler. Ön dörtlü. Şu ana kadarki en formda ön dörtlü. Okey. Bozmamış. Okey. Diyecek bir şey yok. Bizim kupon ne oldu? Beşiktaş kazandı. Konuşulmaz ama. İyi giden He. kupona susulur. Kupondaş'taki son kuponum, pazar kuponum ilk maç tuttu. Sessizlik hakim chatte ya. Chatte sessizlik hakim. Onlar şeyi diyor abi, yayındaki kuponu diyor. Yayındaki kupon dün patladı zaten ilk maçta. Evet. Yayındaki kupon cansız gitti, öyle diyeyim sana. Ama Antalya Rize 0-2'yi nasıl bildik? 1-66. susuluyor abi. Susulması beni üzüyor. Ya ben Hatay'a 2 demişim. Ya sen de Hatay'a 1 oyna ki o oran kaçmazdı Hatayı anlayabilecek bir risk. Sivas TS 3.5 altta 2 olursa Elmiyorum. Bence tesadüf diye çıkarım. <laughs> ben kaçıyorum maç izleyeceğim. Maçtan sonra görüşürüz. Beşiktaş kongresine dair de birkaç bir şey daha off the record böyle el altı yasa dışı köp köprü altı merdiven altı bilgileri almaya çalışacağım. Bir iki saat sonra görüşürüz. Sizleri öpüyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere.